Vaka sayılarının 50'li 60'lı binlere çıkmış olması, özellikle Türkiye'nin dünya genelinde neredeyse en fazla vaka görülen günlük ülkelerden biri haline dönüşmesi aslında tam kapanmayı zorunlu hale getirdi. Dolayısıyla hükümet de artık daha fazla buradan çıkış olamayacağını, başka türlü önlemlerin, kısmi kapanma ya da palyatif çözüm önerilerinin bu sorunu çözmeyeceğini kabul ederek pazartesi günü itibariyle kararı aldı. Perşembeden sonra Türkiye 18 günlük bir tam kapanma süreciyle karşı karşıya kaldı. Tabi burada tam kapanma sağlığımız açısından önemli, hepimizin hastalıktan korunması açısından önemli ama ancak bir sorun var. Tabi bu kapanmanın maliyetinin belirlenmesi, maliyetinin hesaplanması ve ona göre kapanma sürecinde birlikte zor durumda kalabilecek esnafın, işletmelerin, çalışanların, işsiz vatandaşların, gündelikçi çalışanların kayıplarının bir şekilde hesaplanması ve bu kaybın telafi edilmesine yönelik bir önlem paketinin de geliştirilmesi önemliydi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama sadece kapanma önlemleriyle sınırlıydı. Destek konusunda bir plan var mı, program var mı bilmiyoruz. Burada tabii bu plan ve programın hani henüz açıklanmamış olması kafamızda şu soruyu yarattı. Ne kadara bir maliyet olacak bu tam kapanmanın? İnsanlar ne yaşayacaklar? Oldukça zor durumda kalacaklar ve ne kadar bir kaynağa ihtiyacımız var? Kaba bir hesapla geçtiğimiz seneki iş gücü gelirleri üzerinden bir hesap yaptığımızda geçen sene 380 milyar lira Nisan, Mayıs, Haziran aylarında iş gücü gelir elde etmiş. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre gayri safi yurt içi hasıla verileri içerisindeki. Bunun enflasyon kadar arttığını düşünsek 420 milyar lira gibi bir 3 aylık iş gücü geliri var. Bunun da 15 günlük hesabını yaparsak yaklaşık 70 milyar liraya denk geliyor. Ama herkesin de kapanacağını düşünemeyiz. Dolayısıyla hala devlet maaş ödemeye devam edecek, birçok kuruluş maaş ödemeye devam edecek. Kabaca alt bileşenleri üzerinden bir hesap yaptığımızda gayri safi yurt içi hasıladaki iş gücü gelirlerinin yaklaşık 40 milyar lira gibi bir maliyeti var bu 17-18 günlük kapanmanın. Ama buradaki sorun tabii bu kabaca yapılan bir hesaplama. Devletin bunu ince ince hesaplamış olması, devletin buradaki maliyetleri şimdiden öngörmüş olması, bu kapanma sonucu kimlerin zor durumda kalacağını ve bu zor durumu biraz daha hafifletebilmek için ne gibi önlemler alınabileceğini planlamış olması gerekiyordu. Ancak maalesef gördüğümüz kadarıyla böyle bir plan en azından şu anda açıklanmış değil. Böyle bir maliyet hesaplanmış değil. Belki de daha can yakıcı olan da bu. Yani böyle bir tam kapanma sürecinin çok hızlı bir şekilde alelacele alınmış olması ve bu sürecin geliyor olmasının görülmesine rağmen bu planların, bu hesapların yapılmamış olması. Benim az önce sizinle paylaştığım hesaba göre 40 milyar lira demiştim. Yani çok basit bir örnekle şunu söyleyebilirim ki bu sene Merkez Bankası'nın karının hazineye aktarılması gündemdeydi biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde olduğu gibi. Bu tutar 40 milyar lira. Yani aslında Merkez Bankası'nın karı hazineye devredildi ve bu tutar bile salgın için, kapanma için kullanılsa belki de vatandaşlarımızın karşı karşıya kalacağı sorunları çözmüş olacaktı. Ama maalesef tercih bu yönde olmadı. Böyle olunca da vatandaşımız bu tam kapanma sürecinde hala neyle karşı karşıya kalacağını, hangi ekonomik güçlüklerle karşı karşıya kalacağını bilmiyor durumda.